Biz bisikletçilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesidir. Özellikle ilk defa bisiklete başlıyorsak, paranın neredeyse tamamını bisiklete ayırıp çok az bir kısmını güvenlik ekipmanlarına ayırırız. Halbuki yapmamız gereken güvenlik ekipmanlarını çok daha ön planda tutmaktadır. Çünkü sağlığı hiçbir şekilde geri alamazsınız arkadaşlar. Bu hafta bisikletteki en önemli güvenlik ekipmanlarından biri olan bir kask incelemesiyle karşınızdayım. Ciro, Cinder, Mips özellikle yol bisikleti kaskı. İlk etapta kaskımızın şöyle bir dizaynına göz gezdirecek olursak gerçekten kibar, harika bir dizayna sahip, ayrı bir dizayna sahip. Kijiro'nun sayfasına baktığınızda premium kask efsane modeli Sinte'den esinlenildiğini kendiniz de oradan okuyabilirsiniz bu kask dizayn edilirken. Bu kask piyasada 9 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca 300 gram gibi hafif bir ağırlığa sahip. Başınızdayken hakikaten ben bunu kullanıyorum. Başınızdayken kaskı hissetmiyorsunuz. Bu kaskın bir diğer önemli özelliği ise özellikle bayan bisikletçiler için arkadaki yapısı itibarıyla at kuyruğu saçlara izin veriyor olması. Kaskın teknik özelliklerine geçtiğimizde özellikle benim gibi sıcak bölgelerde yaşayan arkadaşlar, bisikletçiler için üzerinde 26 adet hava kanalı bulunuyor ki bu bulunmaz bir nimet. Kolayca yüzünüze takabiliyorsunuz. Üzerinde yine patentli Rocklock 5 denilen Ciro'nun patentli bir yüze bağlama sistemi var. Ayrıca bu kask Immolt olarak üretilmiş. Dış kabuk polikarbonattan. İçi ise Expanded Polystyrene denilen bildiğimiz köpüğün biraz daha genişletilmiş versiyonu olan bir malzemeden yapılmış. Bu kaskta ayrıca yine içinde pet olarak patentli X-Static kumaş kullanılmış. X-Static'in özelliği ise çok çabuk soğuyup kuruyabilme ve hızlıca ısıyı dışarı atabilme özelliğine sahip. Bunu da fiberlerin üstündeki gümüş kaplama ile yapıyor. Bu kaskın bir diğer özelliği ise Mips özelliğine sahip olması lazım. Mips, Ciro'ya özel bir sistem değil. Mips yeni geliştirilmiş bir güvenlik sistemi ve birçok bel olsun, Specialized Bone Trigger gibi kasklarda Mips özelliği olabiliyor. Mips nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz kaza anında, Allah korusun, kaza anında darbeyi aldığımızda kafatasımız lineer yani düzlemsel ve rotasyonel yani dairesel güçlere maruz kalıyor ki bu oradaki basıncı inanılmaz şekilde arttırıyor ve beynin zedelenmesine sebep oluyor. Kafanızda kask olsa dahi. İşte bu MIPS denilen sistemde ekstradan üçüncü bir katman var. İçinde gördüğünüz üzere bir kabuk var. Ve kafanız yere düşüp çarpma esnasında bu kabuk sayesinde kabuk kafanızın üstünde sabit kalırken kaskınızın 1-2 mm kadar sağa sola oynamasını sağlayarak kafanızda oluşan, beyninizde oluşan, kendiniz de şu anda görüyorsunuz baskıyı tamamen dağıtıyor. Oradaki enerjiyi dağıtarak beyninizin, kafatasınızın minimum zarar almasını sağlıyor ki sağlığım düşünecek olursam ki Allah korusun öyle bir kaza durumunda doktora harcayacağınız paraları, her şeyi geçtim, sağlığınızı kaybetme riskiniz, sakat kalma riskinizi göz önünde bulundurduğunuzda buna vereceğiniz 100-200 lira fazladan para inanın devede kulak kalıyor. Gelelim anlattık fasulyenin faydalarına, kaskın fiyatı. Ben bu kaskı Merlin Cycles'tan aldım. 750 lira gibi bir fiyatı vardı. Şimdi durun 750 deyince ne yapıyorsun sen demeyin. %50 indirimdeydi. 380 lira gibi bir fiyatı aldım ki güvenlik benim için her şeyden önemli. Hayatı yaşamak çok güzel olduğu için ben bu paraya kıydım. Kıyarsınız, kıymazsınız bir şey diyemem. Almak isteyenler için piyasada araştırdığınızda indirimde 400 lira ortalama gibi bir fiyata sahip bu kask. Eğer almak istiyorsanız siz de internetten araştırabilirsiniz. Ayrıca N11'den Türkiye'deki satıcılarla da irtibata geçebilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yine birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.